Evinin hemen yakınında güpegündüz sokak ortasında öldürülmesinin sorumlularının hesap vermesini istiyoruz. Biz davamızın takipçisiyiz. Bundan vazgeçmeyeceğiz. Berkin'in katlinin sorumluları adil bir yargılanma olmaması için 2013 Haziran'ından bu yana 2013 16 Haziran sabahından bu yana elinden ne geldiyse yaptı. Elinden ne geldiyse Berkin'in ölümünün sorumluları yaptı. Yapmaya çalıştı. Bu memleketin insanları, bu memleketin emeğiyle geçinen insanları Diyarbakır'da Medeni'ye, İstanbul'da Berkin'e, Ankara'da Ethem'e sahip çıktı. Adalet istiyoruz. Çok fazla bir şey istemiyoruz. Bir mahkeme var karşımızda. O mahkemenin kendi iddiasını, kendi varlık sebebini ciddiye almasını, gerçek kılmasını, bunun da görünür olmasını istiyoruz. Bu dosyaya en başından beri siyasal iktidar aklınıza gelen ve gelmeyen tüm müdahale yöntemleriyle müdahale etmeye çalıştı, müdahale etti. En sonu dosya karar aşamasına gelmişken, tekrar söylüyorum, dosya karar aşamasına gelmişken dosyada bütün delillerin toplanmasına başkanlık eden, bizim itiraz ettiğimiz kısımlar önemlidir ama keşfi yapan, bilirkişi raporlarını talep eden, tanıkları dinleyen, sanığı 2000 kilometre ötede de olsa dinleyen mahkeme başkanının son anda terfiyen tenzili rütbe edilmesi açıkça yürütmenin, siyasal iktidarın yargıya müdahalesidir. Tekrar söylüyorum, yargıya müdahalesidir. Tekrar söylüyorum, terfiyen tenzili rütbedir bu. Biz kimsenin vereceği karara kefil değiliz. Buradaki insanlar hatırlar, bunun çok benzer bir örneğini Soma'da yaşadık. Biz kimsenin vereceği karara kefil değiliz. Bu kadar baskı vereceği karara kefil kalktığımız insanların üzerinde olsa her gün oturup kalktığımız insanların da karara kefil olmayız. Ama biz diyoruz ki gerek Yargıtay'ın, gerek Anayasa Mahkemesi'nin, gerekse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları gereğince görüntüde dahi adil yargılanma hakkını tesis edemiyorsanız, adil yargıyı tesis edemiyorsanız bu memlekete büyük haksızlık ediyorsunuz. Kendimizden geçtik, acılı halimizden geçtik. Bu memlekete büyük haksızlık ediyorsunuz. Hiç yalana gerek yok, hiç riyaya gerek yok. Hiç olmadık çamuru Berkin'in ismi üzerine, Berkin'in davasına sahip çıkanların üstüne sıçratma çabasına gerek yok. Çok açık. Son aşamaya gelmişken dosya sizin memurunuz olan, netice itibariyle Adalet Bakanlığı'nın bir memurudur mahkeme başkanı. Sizin memurunuz olan bir kişiyi hızlıca daha önceden tahmin ettiğimiz, aklımıza getirmek istemediğimiz ama tahmin ettiğimiz gibi Yargıtay'a göndererek bir kere daha dosyaya açık bir şekilde müdahale edildi. Açıkça adil yargılamanın müdahaleye maruz bırakılmasıdır bu. Dosyadaki avukatları İçişleri Bakanlığı görevlendiriyor. Biz söylemiyoruz. Sanık avukatları söylüyor. Olmadık müdahaleler yapıyor. Hepiniz televizyon ekranlarından izlediniz. Biz açız. Adalete açız. Sami abi söylemişti. Biz adalete açız. Türkiye'nin dört bir yanında insanlar adalete aç. Biz bu davanın peşindeyiz. Hiçbir ayak oyununa pabuç bırakmadık. Bundan sonra da bırakmayız. Adalet istiyoruz. Adaleti kazanacağız.
29 Ocak sabah saat 10.30'da 29 Ocak 2021 sabah saat 10.30'da başka hiçbir çağrıya, başka hiçbir söze gerek olmadan herkesi, burada olmayan da herkesi buraya bekliyoruz. Herkes Erbaş ölümsüzdür. Herkes Erbaş ölümsüzdür. Herkes Erbaş ölümsüzdür. Herkes Erbaş onurumuzdur. Değerli arkadaşlar. Herkes çok değerli arkadaşlarım, bugün ilk önce sizlere çok teşekkür ediyorum. Bugün bizi yalnız bırakmadığınız için, hele hele şu ortamda bizlere desteğiniz gerçekten çok önemli. Biz 7 sene oldu, tam belki Murlalı 7 sene oldu. 7 senedir benim ailem bir işkence, bir acı, yani olmayacak ne varsa başımıza geldi. Şu an bizim yaşadığımız her dakikası Berk'in aklımızda. Sokağa çıktığımızda acaba Berk'inle ilgili bize birileri bir şey soracak mı diye hakikaten endişeyle bakıyoruz. Biz böyle tanınmak istemiyoruz. Keşke benim gibi düşünen, yani böyle yüzlerce binlerce insan vardır. Hiç kimse böyle tanınmak istemez. Hiç kimse bu şekilde bir yerlere gelmek istemez. Ama devlet bizi aldı, başka bir boyutlara götürdü. İnan ki bunu tarifini yapamıyorum. Samimiyetimle söylüyorum, yapamıyorum. 7 yıldır benim ailem işkence görüyor. Acı çekiyoruz. Ve acımız dinmiyor. Ya hepimiz küçükken bir yerlerden kafamız kırılmıştır, kolumuz kırılmıştır, sopa yemişizdir. Hepsinin acısı geçti değil mi? Hiç hissediyor musunuz? Ama bizim acımız hiç dinmiyor arkadaşlar, dinmiyor. İnan ki dinmiyor. Tek bir talebimiz var. Tek bir isteğimiz var. Biliyoruz Berk'in geri gelmeyecek. Çok çok iyi biliyoruz. Ama bizim gibi böyle bir acı çeken bir aile daha olmasını istemiyoruz. Tek talebimiz adil yargılama. Tek talebimiz suçların adalet önünde açıkça ifade vermeleri, yargılanmaları, hak ettiklerini bulmaları. Ve önümüzdeki süreçte bu davanın emsal bir dava olması için ben Berk'in Elvan'ın babası olarak ve eşim çocuklarımla birlikte bütün mücadelemizi veriyoruz. İnanın ki önümüzdeki duruşmalarda da sizlere çok çok ihtiyacımız olacak. Sizlerin desteğiyle bu şeyi alacağımızı düşünüyorum. Bu hakkımızı alacağımızı düşünüyorum. Umarım mahkeme heyeti de, bu değişen heyet de gerçek adaleti tahsis eder. Haksızlıklar yerini bulur. Herkes hak ettiği cezayı alır. Ama bugün sadece bir kişi yargılanıyor. Bu bir kişi de bir tetikçi. Biz istiyoruz ki bunun emrini veren İçişleri Bakanı, Emniyet Müdürü, valisi, bunların hepsinin parmağı vardır. Bunların da çıkıp adalet önünde hesap vermesi gerekiyor. Kendilerini en azından temize çıkarmaları gerekiyor. Ben bunu talep ediyorum. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum bugün burada olduğunuz için. Berk'in için.